10 ay sonra evleneceğim nişanlımın kıskançlığından artık yoruldum. Bana oje sürmeyi bile yasakladı. Ne yapacağımı bilemiyorum. 25 yaşında ve bugüne kadar kafamda evlilik fikri yoktu. Bu sene çok ani bir şekilde erkek arkadaşım oldu. Ardından bu durum nişanla sonuçlandı. Şu an nişanlıyım ama doğru mu yaptım yoksa yanlış mı bilmiyorum. Üniversite mezunuyum, nişanlım ise lise mezunu ama çalıştığı sektörler gereği girişken, konuşkan, sempatik biri. Tek kusuru aşırı kıskanç. Askılı bluz giyen, oje, ruj süren, kendine bakmasını seven biriyim. Daha doğrusu biriydim. Bana bütün askılı, açık kıyafetleri yetmedi, ojeyi bile yasakladı. Nişanlımın aksine insanlara biraz daha mesafeli yaklaşan, bir anda can ciğer olamayan biriyim. Bu da nişanlımın sülalesinde sorun oldu. Akrabaları, nişanlın insanlara tepeden bakıyor, diyormuş. Ama inanın öyle biri değilim. Sadece ilk başta yeni tanıdığım insanlarla ya da girdiğim ortamda sıcakkanlı davranamıyorum. Nişanlıma, öyle olmadığımı sen de biliyorsun, dedim ama beni dinlemedi. Onun için aile, akraba ne der kavramları önemli. Bir diğer konum da kayınvalidem. Her şeye karışmak istiyor. İlla yapmayacağım adetler, kurallar çıkarmaya çalışıyor. Altın takmayı sevmiyorum ama onlar yüzünden gittiğimiz her düğünde palyaçoya benziyorum. Kına gecesi istemiyorum. İlla yapmak istiyor ve sonra özenirsin diyor. Neden özeneyim ki? Özenecek olsam yaparım. Kına gecesi yerine daha içime sinecek olan arkadaşlarımla bekarlığa ve daha gibi kız kıza bir şey yapmak isterim. Mesela onlarda evlenirken akrabaları ev döşemeye gidermiş ama ben yaşayacağım evi kendim döşemek, zevkime göre dizayn etmek istiyorum. Bir sürü insanın benim evimde ne işi var, nişanlıma bu durumu söyledim. Bana, annem ne derse yapmak zorundayız, aynı şekilde senin ailen de benden bir şey isterse yapmak zorundayım, diyor. Ama benim ailem hiç böyle değildir ki. Ben nasıl mutlu olacaksam, içime nasıl sinecekse öyle olsun isterler. Düğünüme 10 ay var ve ben hala tereddütteyim. Bu kadar baskıya, kurala dayanabilir miyim bilmiyorum. Sevgili kızım, aranızda sadece eğitim farkı yok, aileler ve yetiştirme tarzı açısından da farklılıklar var. Sen belli bir tarzda yetiştirilmişsin, onun ailesi ise kuralcı ve geleneklere önem veren insanlar bu durumda her zaman çatışmalar, sürtüşmeler olacaktır aranızda, buna razı mısın, nişanlın yakında sokağa bile çıkmana engel koymaya kalkarsa hiç şaşmam. Bilmem çalışıyor musun ama belki senin çalışmanı bile istemeyebilir. Ailem ne derse o olur, zihniyetinde bir insanla bir evliliği yürütebileceğine inanmıyorum. Seni daha şimdiden yasaklarla, kendi istediği tarzı baskılayarak kişiliğini silmeye çalışıyorsa, bu mutlaka evlilik yaşamınızda da sürecek, hatta daha da beter olacaktır. Dediğim gibi kızım, sorun aranızdaki yaşam ve sınıf farkından kaynaklanıyor. Sen kızlarla bekarlığa veda partisi düşünürken onlar kına gecesi düzenlemek istiyorlar. Bütün mesele bu. Karar yine de senin.